Türkiye 2003'ten günümüze ormancılık, su ve meteoroloji alanlarında muhteşem yatırımlara, sıra dışı projelere imza atıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak son 14 yılda suyla alakalı 6298 tesisi ülkemize kazandırdık. 511 olan baraj ve gölet sayısını 1198'e çıkarttık. Deriner, Ermenek ve Çin'e Adnan Menderes gibi Türkiye ve dünyanın en büyük barajlarını hizmete açtık. Bereket burada. Birilerinin petrolü var. Biz de artık su akar, Türk bakar diyorlardı. Şimdi ne diyoruz biz? Su akar, Türk yapar. Cumhuriyet tarihinin en büyük sulama projesi Gölsu'nun ikinci safhasıyla 1071 gölet daha inşa ediyoruz. 2003 yılında sulamaya açılan arazi 25 milyon dekarken 64,3 milyon dekar arazimizi suya kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmete aldığımız tesislerle 41 milyon insanımıza ilave içme ve kullanma suyu sağladık. İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'nın 2071 yılına kadar olan içme suyunu temin ettik. Asrın projesi olarak da adlandırılan su temin projesiyle Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne içme suyu götürdük. Çevre dostu HES'lerle kendi enerjimizi üreterek yıllık enerji üretimimizi 93,5 milyar kilowatt saate çıkardık. Bölge gelişim ve kalkınma projelerimiz olan Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Orta Anadolu, Batı Karadeniz, Marmara, Trakya, Ege, Akdeniz ve Konya Ovası gelişim projelerimizin çalışmaları da aralıksız sürüyor. Ağaçlandırma çalışmalarımızda da rekorlara imza atarak 3 milyar 750 milyon fidanı toprakla buluşturduk. İnsanları şehir hayatının yoğun stresinden kurtarmak ve tabiat sevgisini canlandırmak maksadıyla 141 şehir ormanı, arıcılığı ve organik bal üretimini desteklemek maksadıyla da 286 bal ormanı kurduk. Milli park sayımızı 42'ye, tabiat parkı sayımızı ise 209'a yükselttik. Türkiye genelindeki otomatik meteoroloji gözlem istasyonu sayısını 31'den 1674'e çıkarttık. Bu yatırımlardan bereket dolu Çukurova'nın kalbinde yer alan Adana'mızda nasibini aldı. Beyaz altın olarak da adlandırılan pamuğu ve en önemli lezzetlerimizden olan kebabıyla meşhur, misafirperver ve yiğit insanların şehri Adana'ya son 14 yılda 27 milyar liralık muazzam bir yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların 3 milyar 100 milyon liralık çok önemli bir kısmı bakanlığımıza ait. Tamamlamış olduğumuz toplam 10 baraj ve göletle 22.3 milyon metreküp su biriktirme hacmine ulaştık. Hizmete aldığımız sulama tesisleriyle 530 bin dekar araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 400 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. İnşa ettiğimiz 31 dere ıslahıyla Adana'mızı taşkın zararlarından koruduk. 203 milyon fidanı toprakla buluşturduk, kurduğumuz 17 mesire yeri ve 3 eşsiz tabiat parkıyla da vatandaşlarımıza rahat nefes alabilecekleri yemyeşil alanlar sunduk. Orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza 38,3 milyon lira Orköy kredi ve hibe desteği sağladık. 8 bal ormanı tesis ettik. Gelir getirici tür ağaçlandırmaları yaptık. İçlerinde muhteşem güzelliklere sahip Aladağlarla, kuş cennetlerimizden Yumurtalık Lagünü Milli Parklarının da yer aldığı korunan alanlarımıza gözümüz gibi baktık. Tesis ettiğimiz 25 otomatik meteoroloji gözlem istasyonuyla da hava durumu bilgilerini vatandaşlarımızla anlık ve doğru bir şekilde paylaştık. Bunlarla iktifa etmedik. Adana'mıza ne yapsak az diyerek 643 milyon liralık 13 müjdeyle daha geldik. Bu müjdelerle
480 bin dekar araziyi sulamaya açarak, zirai arazi ve yerleşimler arasında ulaşımı kolaylaştırarak, yakıt ve zamandan tasarruf edilmesini sağlayacak, Ceyhan ilçe merkezini taşkınlardan koruyacak, ormanları ve korunan alanlarımızı muhafaza ve geliştirmeye yönelik birçok çalışmayı gerçekleştirecek, Karaysalı ve Tufanbeyli'de birer otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kuracağız. Adana'da destan yazmaya devam ediyor ve bugün de toplam 624 milyon liraya mal olacak Aşağı Seyhan Yedigöz'e İmamoğlu sulaması, 3. merhale projesi, 3. ve 4. kısımla iki dere ıslahının temelini atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım'la Orman ve Su İşleri Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu önderliğinde Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana yapılan yatırımlardan daha fazlası son 14 yılda yapılarak hayal bile edilemeyen projeler gerçekleştirildi. Yaptığımız bütün bu yatırımlar Türkiye'mize ve Adana'mıza hayırlı olsun.